Sevgili izleyiciler, şehrin nabzında sektörleri ağırlamaya, onları tanımaya ve sizleri tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi bakalım sırada hangi firmamız var? MKT Makine Kalıp Genel Müdürü Oktay Topaloğlu ile birlikteyiz. Merhaba Oktay Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, bizlerdeyiz. Oktay Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Oktay Topaloğlu, 2 yıllık yüksekokul mezunuyum. 1990 yılından beri bu işi yapmaktayım. İmalatın içerisindeyim. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Peki Oktay Bey, yolunuz makine sektörüyle nasıl kesişti? Silah fabrikasında, daha öncesinde yüksekokulda CNC bölümünde okuduğum için orada öğrendim bu mesleği. 94 yılında silah fabrikasına başladım Ordu'da, Karadeniz'de. 12 yıl silah fabrikasına çalıştım, 9 yıl müdürlük yaptım. Mesleğimi burada geliştirdim. Peki Oktay Bey, hizmet ve faaliyet alanlarınız arasında neler vardır? Havacılık, savunma, beyaz eşya, ilaç, otomotiv, her sektöre çalışıyoruz. Talaşlı imalat, fikstür, kalıp, aparat, montaj işleri yapıyoruz. Peki neler yapıyoruz burada? Biraz bahseder misiniz? En büyük yaptığımız iş havacılık, uçak koltuk üretiminin talaşlı imalatını yapıyoruz. Ana tedarikçisiyim. Koltuk üretimi yapıyoruz. Koltuk, fason, talaşlı imalatını yapıyoruz. Peki sizin şirket olarak kalite politikanız nedir? Kalite politikamız piyasada yapılamayan hassas iş, zor işlerin peşindeyse AS9100 belgesi almak üzereyiz. İlk denetlemeyi geçirdik. Allah izin verirse bir iki ay içinde neticelenecek. Daha hassas, zor işleri yaptığımız için sürekli büyüyen, her yıl %60, %80 ciromuzu artıran bir firmayız. Onun akabinde Ar-Ge firmalarına portatif üretimleri yapıyoruz. Otomotivde, savunma sanayinde kalite kontrol masalarını biz yapıyoruz. Bu da Türkiye'de sayılı firmalar içerisine sokuyor bizi. Hassas işler yapıyoruz. Oktay Bey, kaç kişilik bir ekibimiz var ve bu ekibi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Şu anda 28 personelim var. Bu ekibi seçerken her şeyden önce işin uzmanı, işin ehli, piyasada yetişmiş, kalifiye eleman sayım yüksek. Ürün gamım, ürün çeşitliliğim çok olduğu için o yüzden usta ve kalifiye eleman mühendis sayım çok. Çünkü bünyemizde fikstür kalıp aparat işi de yaptığımız için PLC, pneumatik, hidrolik, fikstür kalıp işi de yapıyoruz. Ürün çeşidimiz çok. Bunun için de kalifiye eleman sayım yüksek. Şirketinizi diğer bölge sektör firmalarından ayıran en belirgin özellik nedir? En belirgin özellik tezgah parkurumuz ve kalifiye eleman sayımız. Kaliteli iş yapışımız, makinelerimizin hepsi üst sınıf, 5-80, 3-80 dediğimiz talaşlı imalatın babası diyebileceğimiz makinelere sahibiz. Bu yüzden de diğer firmalardan ayrılıyoruz. ...2015 yılını artık kapattık, son çeyreğindeyiz. 2015'i değerlendirip 2016 hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Biraz da havacılık sektöründe çalıştığım için piyasadan, oradan beni ayrıştıran bir konu oluyor. 2016 yılında da çok mutluyum. 2015 yılım da çok iyi geçti. Allah'a şükür. 2016'da yatırımlarınız, hedefleriniz olacak mı? 2016 yılında en büyük yatırımım kalite kontrol. Yaklaşık 250 bin euronun üstüne bir yatırım yapacağım. 2016 yılının başında yatırımlarım devam edecek. Sürekli büyüyorum. En büyük sıkıntımız nitelikli eleman ve ara eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Bunun için de üniversitelerimizden yeterli oranda kalifiye eleman ve ara eleman ihtiyacını çözemiyoruz.
eğitim kalitesinden, personel yetiştirmeden elimizde tutmada sıkıntı yaşıyoruz. Bu bölgede daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Nitelikli eleman bulamıyoruz. Ben bu konuyu Karadeniz'den eski çalıştığım silah fabrikasından ya da usta varsa, kalifiye eleman varsa getirerek bir nebze çözdüm. Üniversitelerle, yüksek okullarla, endüstri meslekçileriyle, öğretmenlerimizle, hocalarımızla bu konuları çok tartışıyoruz. Nasıl nitelikli eleman yetiştirebiliriz? Nasıl bu sorunu çözeriz? Üniversiteyi sanayiyle nasıl birleştiririz? Bunun çalışması içerisindeyiz şu anda. Peki Oktay Bey, siz şirket olarak inovasyon, Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor musunuz? Çok önem veriyorum. Bir yıldan beri de bunu araştırıyorum. Henüz bir ürün üzerinde yoğunlaşamadık. En büyük hedefim bir ürün çıkartmak, inovasyon yapmak. Bunun için de 2 yıldan beri Almanya, İsviçre, yurt dışını geziyorum. En büyük hedefim 2016'da bir ürün, bir inovasyon yapmak. Henüz onu çözmüş değiliz. Başarı da bu hızlı ivmenin arkasında ne yatıyor Oktay Bey? En büyük yatan şey kalite. İkincisi zamanında ürün teslim etme, yaptığımız işin arkasında durma, sonsuz hizmet.